Ben bilirim. Ne diyorsun Serhat? Anlamadım. Koşalım mı hocam? Bize çelişkili datalar verdin. Bir data kısa çekelim. Sonra bir tane uzun çekelim. Tamam, seni yormayacağız. Lütfen. Serhat'ın bölümler çok uzun olunca psikolojisi bozuluyor hocam, biliyorsunuz. Evet. Onun bir tedavi ihtiyacı doğuyor sonra. Evet, evet. Doktora götürmek. Doktora götür. Gerçi de doktorsunuz ama. Evet, ben de doktorum. Bana da getirebilirsiniz. Sizinki nasıl bir doktorluk oluyor? Ya tarih onarıyorum. Tarihle onarıyorum. Evet, böyle hatırlayamadınız. Hocam, doktorlukla hekimlik arasındaki fark nerede başladı? Ya da öyle bir fark bize mi özgü sadece? Yok. Bu garip bir şey. Normalde doktora yapmış insana diyoruz. Fakat doktora derecesi olan kişi, evet, doktora derecesi olan insana diyoruz. Fakat doktor deyince dünyanın her yerinde, yani birçok yerine ben gittim, medikal doktor, hekim, tabip ya da hekim neyse anlaşılıyor. Bizim hekimin İngilizce'deki karşılığı physician var mı? Physician diyorlar ama doctor, o da MD diye ayırıyorlar. Şimdi doktora çok yaygınlaştığı için şöyle bir problem oldu. Tıp bölümünden çıkmamış bir sürü doktor oldu. Ya nasıl olacak falan. Bununla ilgili ben bir bahse de girmiştim zamanında bir akşamda Fransa'da. Fransa'da kapıya doktor yazmak eğer medikal doktor değilsen yasak dedi. Ben de sallama dedim. Amerika'dan yeni gelmişim o zaman Fransa'ya. Amerika'da hatta öyle şeyler olmaz. Yani liberal bir ülke ya. Hakikaten varmış bu. Bir de böyle 200-300 yıllık bir yasa. Mesela çünkü zile biri yanlış basarsa, hani düşünün kalp krizi geçiriyor var. Komşu doktor diye çalıyorsun, ben çıkıyorum. Tarih doktoru çıkıyor. Evet, anlatıyorum böyle. Malazgirt falan diyor. Robespierre diye anlatıyorum böyle işte. Dolayısıyla böyle bir şey varmış. Doktor aslında çok garip. Doktorla doçent de aynı kelime. Dokere öğretmek demek. Doktor öğretici. Dokere yapan insan. Doçent de dokens. Student'taki gibi, gerundifi, öğreten demek. Biri öğretici, biri öğreten. Yani ders veren adamlara doktor deniyor aslında. Ders verme yeterliliğine sahip, evet, olan. Evet, üniversite insan. Ders verme yeterliliğine sahip olan insanlar ilk başta doktor deniyor. Ya da çok bilgin insanlara da, mesela Doktor Ecclesia diye bir şey vardı. Kilisenin doktorları işte, Saint Augustine falan filan. Tam olarak ne? Doktor Ecclesia Universalis. İşte evrensel kilisenin doktorları. Saint Augustine, Jerome, Merom, onların hepsi onun içinde yer alır. Dolayısıyla böyle bir şeyi var. Ders verebildikleri için. Hayır, orada çok bilgili oldukları, insan Hristiyanlığın temelini attıkları için. Ama ders verenlere doktor deniyor orta çağda. Ders verebilmek için bir doktora yapman lazım. Bu sistem ne zaman oraya geldi bakmak lazım. Ama doktorun bugün 3 ana çeşidi var aslında. Biri PhD dediğimiz, Philosophiae Doctor, Doctor of Philosophy ya da Doctor in Philosophia da deniyor. Biri MD, Medicina. Medicinae doktor, medisin doktoru, tıp doktoru. Bir de juris doktor. O da juris. Yani jurisdiction falan diyoruz ya. Hukuk. Hukuk alanında. Bu çünkü temel noktada ortaçağ kilisesindeki ana fakültelere denk geliyor aslında. Teoloji, tıp ve hukuk fakülteleri. Esas üniversitenin temeli budur. Sizin o zaman bir tarih doktoranız yok. Benim yok. Yani bizim hepimizin teknik olarak doktorası tarih ama teknik olarak felsefe doktoru yazar. Diplomanızda öyle mi yazıyor? Diplomada tarih de yazmaz. Aslında çok garip bir hocam, şey. Hocam tarihçi değil misiniz yoksa? Ya hayır, yazmıyorlar. Yani Latince diploma. Latince diploma. Yani Latince diploma normal ortaçağ standartlarında hazırlandığı için onun için de PhD yazıyor. Hala aynı mı hazırlanıyor hocam? 69'a kadar Latince resmi dili gibi coştu. Zorunlu ders falan. Cizvit olduğu için. Nasıl bir okulda okudunuz hocam? O zaman ya çok değişmiş. Bizim okuduğumuz zaman artık öyle değildi. Ama papazlar vardı. Latincesi falan iyiydi. İyi bir teoloji departmanı vardı. Şimdi üniversite bizdeki gibi değil. Bizde üniversite 1900 yılında Darülfünun olarak kurulmuştur. Ondan önceki gelen medrese geleneğiyle bir alakası yoktur. Ona alternatiftir. Ona karşı kurulmuştur zaten. Dolayısıyla bizim yok sahne semam medreseleri falan bugüne bir şekilde evrilip gelmediler. Kalmadı. Ve biz bu, nereden model aldık peki hocam? Fransa'dan model aldık. İlk nizamnamesi 1870'lerde hazırlanıyor. Fakat 1900'de neyi baz aldıklarını bilmiyorum. O nizamnameyi kullandılar mı? İlk başlatıyorlar. 1-2 sene gidiyor 1871-72 gibi galiba. O başarısızlığa uğruyor. Sonra Abdülhamit döneminde 1900'de, Abdülhamit'in eğitim reformları çok önemlidir. Aslında o ilerideki kadroları kuracak eğitim reformlarını yapmak ona nasip olmuştur. O anlamda da çok emeği vardır yani. Darülfünun da öyle kuruluyor 1900 yılında. Ama onun adam olması aslında Cumhuriyet dönemi. Çünkü fenler kapısı. Anladım. Evet, Darül Ulum demiyor işte. Niyazi Berkes de onu çok güzel anlatır. Darül Ulum, ilimler demiyor. Darül Fünun, fenler. Ayrı bir alan. Dolayısıyla bizde böyle laflar pek gelmemiş. O yüzden oradan buradan almışız. Doktor Latince'den almışız. Doçent herhalde Almanlardan aldık. İki ayrı şey. Docere, docere, doçent. Bir de karıştırmasın. Dukere var. Dukere de lead etmek, birine öncülük etmek demek. Duce diyoruz. Ya da dux. Dük kelimesi de oradan gelir. Birine liderlik eden, rehberlik eden. İtalyancadaki. Tabii il duce o. Tabii onun Venedik'te doce, doce di Venezia. Venedik docesi şeklinde gidiyor. Hekim, hakem ve hakim de aynı kelimeden gelir. Hikmet sahibi, hüküm veren. Kökeni hekeme aynı köktür. Hakim, hekim, hakem. Hocam biz yine bir anda bilgiye boğdunuz. Biz burada Serhat'ın psikolojisiyle uğraşırken. Serhat'ın psikolojisiyle, evet. Psikolojimiz bozuk bu aralar biliyorsunuz. Evet, doğaldır. Psikolojimiz bozuk demiyoruz. Bir şöyle diyoruz. Diyeyim. İncindik diyelim. Isterseniz. Yani o doğal olarak söyleniyor ama psikoloji aslında ruh. Ruhun bozulamaz. Sadece güce denge getirmek gerekiyor bazen. Yani dediğim gibi insan modern çağda bir sürü problemle şey yapıyor. Şimdi maddeci bir çağda ruh bile artık çalışılan bir şey. Bunlar eski Yunancadan gelen. Evet. Genelde bilim disiplinleri ya da kolları hep eski
Yunanca. Evet, çünkü öğretiyor. Hem eski üniversitelerde böyle eğitim alınıyordu. Hem bu üniversal bir dil de mi değişmiyor öyle olduğu zaman. Latince hakim olmasına rağmen yine de eski Yunanca halleriyle mi kullanıyorlardı? Aslında dil Latince ile gelir genelde ama bu tip şeyler bazıları Yunancadan gelmiş. Enteresan, psikologlar arasında Yunan mitolojisi de çok şey ya. Onun da etkisi olabilir. Mesela Freud'a bak, yani Freud ya da Jung'a bak. Tabii bu isim çok daha önceden kullanılıyordu da. Arketiplere doğru. Arketiplere doğru gidiyor ve Yunan mitolojisini çok çalışıyorlar. En azından Freud tarzındaki, Freud'un devamı olanlar da falan da var. Belki oradan da. Niye Yunancadan gelmiyor? Psyche abi, psiki nasıl okunuyor bilmiyorum. Yunanca bilmediğim için. Ruh demek. Nefes demek. Aslında ruh da nefes demek. Son nefesini veriyorsun falan ya. Eskiden ruhla nefes aynı şey gibi algılıyor. Hala dini şeylerde çok kuvvetli olmadığı için din yorum. Zannedersem bir bağlantı var. Bilenler aşağı yazsın. Loji de çalışmak zaten. Ruh çalışıyor. Ruh bilimi. Loji bir de mantı demek biliyorsun. Lojik mantık. Loji mi? Attım. Burayı kestin mi diyorsun? Burayı keselim ne olur hocam. Hayır oğlum, bu vardı. Böyle bir menü vardı ben çocukken. Antalya'da bir yerde çekilmiş. Loji. Mantı altında loji. Vardı mı ya? Arkadaşlar 90'ları yaşadık gerçekten ya. Gerçekten psikolojimiz şu anda gerçek anlamda bozuldu hocam. Hocam evet. Psikolojimizin bozulduğunu nasıl söylememiz lazım? Psikolojimiz bozuldu doğru bir cümle değilse. Ne deriz mesela? Valla depresyondayım diyebilirsin mesela. Yani çeşitleri var. Depresyon ne demek hocam? Abi burada da bir şey var. Latince deprimere aşağı doğru. Primere zaten pres diyoruz ya. Onun şey işte. Pasta. Deprimere böyle aşağı doğru basmak. Deprese olmak diyemezsin. Fransızcadaki fiil deprime. Deprese diye bir fiil var. O başka bir şey. Deprime bizim depres dediğimiz. Depressing dediğimiz İngilizce. İşte yani şey oldum, böyle baskılandım. Baskı gibi. Depres işte. Türkçe'ye çevirmesi zor. Fakat başka ilginç bir şey var. Antidepresan diyoruz biz. Fransızcası depresör abi. Yani anti-depressant'ı Fransız gibi okuyoruz ama Fransızca'da öyle bir kelime yok. İngilizce bir kelimeyi Fransız telaffuzuyla evet. Okuyoruz. Evet. Bunu bazen Fransa yapıyor. Daha önce söylemiştik. Meeting. Meeting'in Fransızca okunuşu. Zaten şimdi yeni böyle Boğaziçi Bilkentler falan şeye çıktı mı meeting diyorlar farkında olmadan. Onun Türkçesi meeting. Çünkü Fransızcadan geldi. Çünkü Fransızlar meeting'i öyle okumuş. Şampuan. Shampooing'in. Shampooing diye de bir laf yok. Şampuo. Shampooing'i ya da bir ara varmış herhalde. Onu Fransızlar şampuan diye okumuşlar. Biz şampuan diye almışız. Buna benzer bir şekilde antidepresanın Fransızcası depresan değil. Depresör. Peki hocam, depresyonla bağlantılı kelimelerden biri de anksiyete. Fransızcadan mı geliyor, İngilizceden yok, mi? Yok, Latince, Latince'den mi geliyor? Yani Latince kökeni bunun. Ango, sıkıntıya sokmak. Zaten mesela angustia diye bir şey vardı Latin dillerinde. Anguish deriz. Anxiety falan da. Bu angonun past hali işte x alıyor. Dolayısıyla ansius oradan da o şekilde gelmiş. Bir dert, ne diyeyim. Latince dert demek işte. Acı çekmek, dert. Fobi hocam. Fobi? Çünkü anksiyete bazen de fobiden kaynaklanıyor ya. Aynı kelime şeyleri bunlar. Benzer yok, mi? Yok. Fobi. Grek mitolojisinde Phobos diye biri var. Sanırım şeyin Ares'in oğlu. Ares'le Afrodit'in oğlu. Korku tanrısı. Tam korku değil. Panik tanrısı. Telaş. Telaş tanrısı. Bunun Türkçesi neydi? Lan Türkçe'de ne denir? Telaşe memuru. Telaşe memuru. Telaşe memurunun tanrısı. Tanrısı fobi. Phobos var. Zaten işte burada da gördüğünüz gibi birçok şeyi oradan alıyorlar. Mesela terapi de öyle. Terapi direkt Yunancadan geliyor. Terapeyon diye. Bizim Tarabya'nın adının da terapyadan geldiğini söylüyorlar. Evet, hocam, evet. Doğru mu? Evet. Öyle bir herhalde biraz var. Cure edilmek ya da bir kafa dinlemek. Orada şey falan mı vardı acaba? Öyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi ezbere konuşmayayım. Tarabya'nın adı da orada böyle Yalova'daki gibi kaplıca falan gibi bir şey olabilir. Tam hatırlamıyorum. Alta yazarım. Aslında bir tür işte kür. Evet. Evet. Sadece evet. Psikolojik olmak zorunda yok, değil. Yok yok, hayır. Zaten bir sürü şey terapi tabii. Fizyoterapi. Birini şey. Zaten ilk başta psikolojik de değildir o eski zamanlarda. Eski insanların psikolojisi mi? Tabii yani ya. Şimdi psikolojik normal diye bir şey eskiden olmadığı için yani daha zayıf. Şimdi medya, bilim, birçok şeyde normal bir işte sorumluluklarımız, yaşamlarımız birbirine daha çok benzediği için ortalama normal diye, norm diye bir davranış düşünebiliyor insanlar. Fakat eskiden öyle bir şey yok ki, herkes kafasına göre takılıyor. Çok Foucault gibi konuşuyorsunuz hocam. Bir de bir problem var gibi algılamıyorlar. Yani zaten insan çok yaşamadığı için. Yani çok tıp adına ilk başta hakikaten tarihte tıp adına mesela yıllarca yapılan şeyler aslında yani mikrop teorisini bile bulamıyorlar. Germ teori dediğimiz şeyi. Yani insan hayatı kısa olduğu için tıpta daha fiziksel şeylere bile çözüm bulamamışken ruhla ilgili şeyler için nereye gidiyorsun? Kiliseye. Kilisede çözüyorlar mı hocam? Kilise ya da akrabana. Akraba mı? Sosyal bir varlık insan. Konuşuyorsun, dertleşiyorsun falan. Başka çaren yok. Onunla ilgili yani bir bilim yok ki. İnsanların ruhunun ayrı ya da işte psikolojisinin ayrı bir bilimsel alan olması son 150 senelik. Son derece modern bir olgu. Tabii son derece modern bir olgu. Öyle problemlere zaman kalmıyor eskiden. Çünkü zaten savaşa gidiyorsun, şey yapıyorsun falan. Bir de insanların büyük bir çoğu zaten off the grid köylerde yaşadığı için. Yani köyde bu problemi işte. Travmaları olmuyor diyorsunuz. Ya, travma köyde. Zaten köyün kendisi travma yani. Travma ne demek hocam? Travma yara. Yunanca yara demek. Tam anlamıyla. Travmaya girdin mi yaralanmış oluyorsun. Aslında bazı yaralanmalarda kafa travması falan ha, bir evet, şey aslında bu herhalde. Doğru. Yani psikoloji dışında kullanmıyoruz ama belki tıbbın içinde kendi de değişik şekilde kafa travması diyorsun. Beyin travması diyorsun. Yani bizim aklımıza hemen psikolojik şeyler geliyor ama öyle olmak zorunda değil. Zaten tıpla ilgili konuşurken dediğim gibi en çok rastladığımız şey psikoloji. Bir de diyetle ilgili şeyler falan çok hani sosyal medyada görüyorsun. İşte basında haber oluyor falan. Teknik terimleri oradan biliyorsun. Yoksa ne bileyim dahiliyenin teknik terimlerini burada anlatsak önce bizim öğrenmemiz gerekir de. Hocam biz psikolojinin terimlerine hakimiz. Çünkü biliyorsunuz herkes psikolojik olarak
olarak bir şeyler yaşıyor yani. Evet benim. Aramızda depresyonda olan var, travma yaşayan var, obsesyonlar olan var. Obsesyon moda oldu bir de böyle. Olmayan da ben simetri hastasıyım falan diye şey yapıyor ya. Obsesyon ne demek hocam tam olarak? Abi bu şey obsidere, ob karşısında demek. Sedere ne olabilir Latince? Sedyeden gelsin oturmak. Birinin karşısına oturmak. Yani tabii metaforik anlamda şu anlama gelmiş. Bir şeyi böyle çok yakından takip etmek, çok yakından onu izlemek. Tabii sedere enteresan bir fiil. Sedereyi anlarsanız Latince birçok kelimeyi çözebilirsiniz. Yani ob'la geldiği zaman karşısına oturmak olan şey president. İlk oturan, önde oturan. Pre, önde ya. Dissident. Dissedere, ayrı oturan. Herkes bir yerde oturur, sizin gibi işte tipler ayrı oturuyor. Dissidentsınız siz. Devrimciler dissident oğlum. Sistemden memnun değilsin. Fransız devriminden beri ayrı oturuyoruz biz zaten. Ayrı oturuyorsun, herkes gidiyor uyum ayink içinde bir yerde oturuyor. Sen böyle bir tip vardır ya abi hadi sinemaya gidelim. Hayır abi ben tiyatroya gideceğim. Bunlar o. Dissidentlar. Evet evet böyle herkes bir iş yapar. Abi hadi işte Hande Yener konserine gidelim der. Ondan sonra sen abi ben jazz konserine gidecek der. Dissidentsın. Bizim okula habire Hande Yener geliyordu aklıma. Kendime dissident oldum bir durum geldi. Supersede de o üstüne oturmak. Bazen C ile de yazılabiliyor bu İngilizce'de. Supersede süper üstünde demek. Supra süper üstünde demek. Yerleşik kelimesi de oradan mı geliyor hocam? Tabii sedentary, oturanlar. Sedere oturmak, sedens oturan. Dokere öğretmek, dokens öğreten. Mesela 15. yüzyılda obsesyon diye bir kelime öyle kullanılmıyordur yani. Ben görsem onu bir belgede. Bunlar modern kavramlar ya. O yüzden bir kelimenin bazen 20 çeşit anlamı olur. Bunlardan biri çok popüler olursa. Diğer anlamlarını gölgede evet. Bırak. Aynen öyle. Diğer anlamlar obsesyon da öyle. Biz o yıllarda ya da o yüzyıllarda yaşayan insanlar. Melankoli der geçerdin konuşsun. Abi. Eskiden psikolojik rahatsızlıkları fark etmiyor değiller. Fark etmişler. Buna melankoli hastası diyorlar. Ne demek hocam? Depresyon demek abi. Herhangi bir psikiyatrik terapi denediniz mi? Bana biraz psikiyatriye gittim 14-15 yaşında. Çok hareketliydim. Ne dedisi? Gelmene gerek yok. Mükemmel insan dedi. Koca o günden beri gitmiyorum diyorsunuz. Anneniz babanız gelsin dedi valla. Doktor onaylı mükemmel bir insansınız. Yani. Evet öyle mükemmel bir insan demedi de ben öyle anladım. Doktor bir sürü şey söylüyorum demek mükemmelim ama. Acaba öyle biri var mıdır lan böyle konuşuyorsun. Narsistlikte böyle bir boyut atlamışsın falan bir anlatıyor. Var mıdır öyle biri? Anneniz babanız gelsin. Onlara diyor oğlum bu çocuğu hiç dövmüyorsunuz mu falan. Öyle bir şey demedi oğlum. Uydurdum ben onu. Anne baba gelin falan demedi. Artık insan merkeze geldi. Mesela şey diyoruz kendine inan diyoruz. Eskiden Allah'a inan diyorduk. Ne istersen başarırsın diyor. Bunlar çok yani ilahi özellikler artık kendimize yükledik. Bu da insanları kendini geliştirmediği bir şeyle de bunun yanındadır. Mesela insan kendi eğitimden kendi sorumlu artık. Eskiden öyle değildi. Kendi eğitiminden kendi sorumlu. Mesela kendi ruhsal huzurundan da kendi sorumlu. Evet, evet, evet. Yani kendisine bakacak en iyi çalışacak mekanizmayı yaratıyor. Bu diyette falan da var. Yani işte çok kilo almayayım, sağlıklı yaşayayım, 100 yıl yaşayayım. Ruhum da en iyi şekilde olsun. Çünkü o sistemin içinde artık zaten insan... Diyet de... Tıpkı psikoloji gibi çok popüler bir evet, konu. Yani evet. Herkesin üzerine. Diyet ne demek hocam? Diyet rejim demek. Bazı eski tarih kitaplarında diyet lafı tabii, siyasi rejim anlamında tabii, kullanılıyor. Tabii. Aynı zamanda bir de Polonya'nın meclisinin adı da mesela sejim ona da diyet diyoruz. Diyet rejim demek abi. Günlük yapılan işler demek. Diyet gün demek Latince. Kendi içinde pozitif bir anlamı yok. Ben çocukken de böyle kullanılıyordu. Yemek diyeti gibi, yemek rejimi. Yani bir rejime, bir diyete, bir düzene giriyorsun. Biz aslında ikisini de kullanıyoruz şu anda. Tabii. Diyetteyim ya da rejimdeyim. Rejim ama şey. Siyasi halik daha çok şey oldu. Mesela rejim hem yediğine dikkat etmek. Bir şeyi düzene koymak. Siyasi olarak düzene koyarsan political regime. Eğer şey yaparsan culinary regime gibi. Kalori yani mutfak, yakmak amaçlı. Evet, kalori yak. Yazılır. Kalori nereden geliyor? Kalori kalor. Kaliente diyoruz ya kalor. Yani? Hocam size bir yabancı dilli kelime soruyorum. Bana yabancı dilli kelimelerle cevap veriyorsunuz. Kalor şey ya ısı, heat. Bir ısı birimi olarak çıkıyor kalori. Diyet yapıyor musunuz? Valla yaptım 10-20 kilo çok rahat veriyorum da. 20 kilo? 22-23 kilo verdim biliyorum. 93 kiloydum. İki kere verdim. Sonra 70 kilo indim. Sonra üçer beşer her sene alıp sonra gene. Dikkat etmiyorsunuz demek ki hocam yemek. Yok. Ya hayır yürüyorsun. Yürüyorum zaten. Gluten çok... mi tüketiyorsunuz? Yapışkan değil mi? Gluten de yapışkan. Glutenum yapışkan demek. Ne ilgisi var hocam? Latin bilmiyorum. Bunu tıpçılar açıklasın. Gluten kelimesi herhalde yapışka bir sıvı falan gibi bir şey demek. Şimdi şey çok meşhur hocam. Deneyin isterseniz bir ketojenik diyet. Ne demek olduğunu hiç anlamadık da. Aseton da aynı kelime abi ketojen. Ya CH3CO. Aa. Nasıl öyle oğlum, nasıl hocam? Ya aseton, propanon ya da dimetil keton bunun ne olduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz hocam. İlk kez duyduk şu anda. Ketojenik diyetle ne alakası var onu da bilmiyoruz. Ya bu organik kimyasal. Hayır asetonu anlatıyorum ben. Bu organik kimyasal bir bileşik ya. Organik kimyasal bileşikleri de ben mi anlatacağım? Doktorsunuz hocam anlatın. Doktor. Kimyam iyiydi. Ya çok severdim o Breaking Bad'de anladım. Kimyacı olmak isterdim. Bak sayısal olmak isteyeceğim tek şey. Kimyacı olsanız ne yapardınız hocam? Her şeyi. Vitamin falan yapın bari de. Yok yani yararlı şeylerden vitamin çok. Vitamin nedir hocam? Neden? Abi vitamin vital amin.
yaşamsı aminlerde. İlk başta bütün vitaminler amin değilmiş ama ilk başta öyle zannediyorlar. Kazimierz Funk bunu buluyor. Ondan önce anti-beriberi efekt falan diyorlar vitamine. İlk başta B vitaminlerini buluyorlar. Çünkü beriberi hastalığına karşı bir madde olarak buluyorlar. Bir hastalık mı var hocam? Evet. Bu pirinç yiyen Japonlarda falan çıkıyor. Bu problemi çözmek için. Hani bir nevi iskorbüt gibi bir şey ama iskorbüt değil. Ona benzer bir şey. O vitamin eksikliğiyle ilgili Kazimierz Funk diye bir adam buluyor bunu. Sonra Max Nierenstein Bristol University'nde buna vital amin diyor. Ve vita da yaşam demek. Vital diyoruz. Vitalize, revitalize, yaşamsal, evet. La vie ya da la vida. Living la vida loca.